Tekrar birlikteyiz önemli bir konuyla. Sevgili seyirciler, Türkiye genelinde kadın sağlığı ile ilgili yapılan bir araştırma çarpıcı sonuçları da ortaya koydu. Kadınların yarıdan fazlası meme kanseri taraması yaptırmak ve kontrol amacıyla bir sağlık kurumuna gitmemiş efendim. Görüşülen kişilerin %38'i ilk mamografi için önerilen yaşı bilmiyor. Stüdyodaki konuğumuz Türk Radyoloji Derneği Genel Sekreteri Doçent Doktor Tuncay Turgut. Hocam hoş geldiniz her şeyden önce. Teşekkür ederim. Şimdi araştırmaya döneceğiz, araştırmanın sonuçlarına da döneceğiz ama öncelikle meme kanserinin görülme sıklığı ülkemizde ya da dünyada nedir kadınlar arasında? Bunu merak ediyoruz ve kimler risk altında daha çok? Meme kanseri kadınların karşılaştığı en önemli sağlık sorunlarından birisidir. Ve kadın kanserleri içerisinde en sık görülen kanser durumundadır. Yapılan araştırmalarda her 9 ya da 10 kadından birinin yaşamı boyunca meme kanserine yakalanacağı saptanmıştır. Büyük bir riskten bahsediyoruz. Evet, evet, herhangi bir dönemde bu kansere yakalanacağı saptanmıştır. Aslında kadın olmak başlı başına, tek başına bir risktir meme kanseri için. Bununla birlikte ileri yaş, özellikle menopoz sonrasında bu riskin belirgin şekilde arttığını görmekteyiz. Tabii günlük hayattaki çağımızın getirdiği olumsuz yaşam koşulları, işte obezite, hareketsizlik, kötü beslenme gibi faktörlerin meme kanseri için bir risk oluşturduğunu söyleyebiliriz. Ancak özellikle önemli risk faktörleri arasında anne, kız kardeş, teyze, anneanne gibi birinci ve ikinci derece yakınlarda meme kanseri öyküsünün bulunması, yine meme kanseri sebebiyle memeden operasyon geçirmiş olma öyküsü, benzer şekilde daha önce yapılmış bir biyopside sonrasında meme kanseri için risk oluşturabilecek bir patolojik tanının elde edilmiş olması. Miyon gibi bir şey mi? Patolojik tanı dediniz. Yani memede sert dokular, yumru şeklinde dokular, bunlardan bir parça alınıyor. Evet, parça alındığı zaman o an için temiz çıkıyor ama ileride kansere dönüştürebilir riski taşıyor. Evet, tam gibi. Temiz değil adı. Patolojide atipik duktal hiperplazi adını verdiğiniz meme kanseri için öncül lezyon olarak kabul edilebilecek patolojik tanıların elde edilmesi durumunda risk daha fazla artıyor ve bu anlamda yakın izlem daha önem taşıyor. Bunun yanı sıra ilk adet görme yaşının düşük olması, 10 yaşın altında olması, menopoza girme yaşının 55 ve üzerinde olması, hiç çocuk doğurmamış olma, hiç emzirmemiş olma, yine uzun süre hormon replasman tedavisi dediğimiz hormon tedavisi almış olma gibi hormonal etkenler de meme kanserine yakalanma riskini arttıran etkendir. Peki ama hani insan inanamıyor. Şimdi araştırmaya doğru geri döneceğim. İlginç sonuçlar var. Hem kadınlarımız meme kanserine yakalanma konusunda en büyük riske sahipler. Hem de maalesef hayatları boyunca bir mamografi bile çektirmemişler. Ya da o yaşı bilmiyorlar. Yani hangi yaşta mamografi çektirmeleri gerektiği konusunda bilgi sahibi değiller. Bu ilginç bir sonuç. Madem öyle şimdi şuradan bir açıklamayı yapalım. Hangi yaşta olmalılar ve neden bu noktalara gelindi acaba? Niye bu kadar çelişkili bir sonuç yaşıyoruz biz ülkemizde? Evet. Yaşa hemen sonra değineyim. Öncelikle bu tabii meme taramalarını ya da meme kanserini saptamaya dönük kontrolleri yaptırmamaktaki temel etkenlerden bir tanesinin bu konudaki bir takım yanlış ve eksik inanışlar olduğunu, eksik bilgilendirme olduğunu ben düşünüyorum. Özellikle meme kanseri taramasında bugün için en önemli yöntem olarak kabul ettiğimiz mamografi incelemelerinin ciddi zararları olduğu, önemli ölçüde radyasyon etkisine yol açtığı ve yine işlem sırasında önemli ölçüde hastanın rahatsızlık duyduğu gibi bir takım ızdırap çekmek gibi mi? Evet, evet. Bu bilgiler hastalarımızı, kadınlarımızı bu kontrolleri yaptırmaktan alıkoymakta. Peki bunların gerçekliği var mı? Radyasyon riski için söylemek gerekirse, radyasyon riskinin günlük yaşamda karşılaştığımız pek çok diğer radyasyon kaynağından yüksek olmadığını, kabul edilebilir sınırlar içerisinde olduğunu söyleyebilirim. İşlem sırasında rahatsızlık diye tabir ettiğimiz mamografinin çekimi sırasında memenin sıkıştırılması uygulaması aslında işlemin kalitesini, görüntü kalitesini, dolayısıyla tanısal başarıyı artıran bir unsur. Ek olarak bu sıkıştırma işleminin hastanın daha az radyasyon almasını
sağladığını söyleyebiliriz. O sıkıştırma sırasında mı biraz acı çekiyor hastalarımız? Evet, evet, evet. Ancak tıbbi işlemlerde biz hep maliyet yarar dengesini gözetiriz. Hı-hı. Yani bu işlemden elde etmeyi umduğumuz yarar söz konusu zararsızlıktan veya artık ona maliyet diyelim. Bundan çok daha yüksekse bu işlemin kabul edilebilir olması gerektiğini ve kadınlarımızın bir miktar bu konuda sabırlı davranması gerektiğini söylemeliyim. Şimdi yaşa gelelim. Mesela hangi yaşlar, yaş dilimlerinde bir mamografi tanıması evet. geçirmeli kadınlarımız? Türk Radyoloji Derneği'nin bu konudaki önerisi 40 yaşından itibaren 70 yaşına kadar yılda bir kez mamografi uygulamasının yapılması şeklindedir. Bu dünyada birçok ülkede bu şekilde yapılmaktadır. Bazı ülkelerde ülke koşulları gereği 50 yaş üzerinde bu teyit incelemenin başlatılması gerektiği öngörülmektedir. Ancak özet olarak söyleyebileceğimiz mamografinin bu konuda temel yöntem olduğu ve yılda bir kez mamografi incelemesinin yaptırılması gerektiği. Peki tek yöntem mamografi mi hocam? Konuyla ilgili. Meme kanseri taramasında meme kanserinin erken tanısı oldukça önem taşımaktadır. Bu hastalıksız... Erken tanı olduğunda bildiğim kadarıyla meme kanserinden çok da fazla kanser çeşitleri içerisinde evet. konuşuyorum ama. Evet. Çok da fazla korkmamak gerekiyor. Tedavisi hatta memenin alınmadan tedavisi kesinlikle. Bile kesinlikle. Söz konusu olabiliyor. Yanlış bilmiyorsam. Kesinlikle eğer. Doğru. Tüm kanserler için aslında bu geçerli. Erken tanı elimizdeki en büyük silah. Dolayısıyla tarama. Taramayı da mamografi sayesinde yapabiliyoruz. Evet. Mamografi bugün için bilimsel anlamda etkinliği kanıtlanmış, ispatlanmış en önemli erken tanı aracıdır. Bu bakımdan meme kanseri yönetiminde, meme kanserine yönelik değerlendirmede temel yöntem, temel görüntüleme yöntemi durumundadır. Peki şimdi hocam biraz da hani çuvaldızı kendimize batıralım diyeceğim ben mesleki olarak. Araştırmanın çarpıcı sonuçlarından biri de kadınlarımızın meme kanseri konusunda ya da kanser çeşitleri konusunda ama özellikle de meme kanseri konusunda daha çok bilgiyi televizyonlardan aldıkları sonucu çıkmış. Bizler yani televizyoncular yeteri kadar bu konuyla ilgilenmiyor muyuz da sevgili seyircilerimiz bizlerden bu bilgileri alamadılar ya da çözemedim oradaki yine çelişkiyi. Çünkü bildiğim kadarıyla kadın programlarının çoğunda TRT'nin birçok sağlık programı altyapısında bu konuya değiniliyor. Ama hala sıkıntı var göründüğü kadarıyla. Yine de batıracağım. Var mı bir hatamız, bir eksiğimiz? Hemen bundan önce şeyi ekleyeyim. Az önceki erken tanı sürecinde tabii mamografi dışında hastaların kendi kendine yapacakları meme muayenesi ve yine hekim tarafından gerçekleştirecek kontrollerinde büyük önem arz ettiğini söylemeliyim. 20 yaşından itibaren her kadının ayda bir kez kendi kendini muayene etmesi de bunun tekniği var. Bu biraz daha detaya giriyor. Bunu daha ayrıntılı olarak bir hekim gözetiminde öğrenmek mümkün olabilir. Bu şekilde ayda bir kez muayene etmeleri kendi kendilerini kanser farkındalığı yönünden çok büyük önem taşıyor. Yine 20 yaşından itibaren, 20 yaşlardan itibaren ilk başlarda 3 yılda bir, sonrasında ise her yıl bir klinisyenden, bir hekim kontrolünden geçmeleri yine mamografinin yanında bizim için oldukça değer taşıyor. Şimdi sorunuza gelirsek, meme kanserinin farkındalığının artmasında medyanın rolü bağlamında. Tabii meme kanserinin öneminin bilinmesi konusunda çok büyük bir sıkıntımız yok. Özellikle televizyonlardaki işte dizilerde olsun, haber programlarında olsun bu oldukça yaygın şekilde işleniyor. Ancak az önce arz ettiğim gibi bu kanserin saptanmasında ki çekingenliği ortadan kaldırmaya yönelik bilgilendirmenin sanıyorum çok etkin şekilde yapılması gerekiyor. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz Türk Radyocu Derneği olarak. Dernek bünyemizde çok etkin çalışan bir meme görüntüleme grubumuz var. Meme görüntüleme grubunun çok yoğun katkılarıyla bu konuda toplumsal mesajları doğru şekilde vermeye çalışıyoruz. Özellikle bu platformda olduğu gibi medya aracılığıyla, görsel ve yazılı medya aracılığıyla bunu sağlamaya çalışıyoruz. Sanıyorum bu bilgilendirmenin doğru ve eksiksiz yapılması kadınlarımızın bu konudaki uyumunu artıracaktır. Son olarak toparlayacak olursak süremizin de sonuna geldik. Evet.
mamografi çektirmekte ya da bu konuda gidip mamografi tedavisi, tedavi değil esasında da tanısını yaptırmakta hiçbir sakınca yok sevgili seyirciler. Esas da sizin ağzınızdan almam lazım. Hadi son cümleleri siz söyleyin. Mamografi yaptırırken herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Evet. Mamografi taraması meme kanserinin erken tanısı için şu anda etkinliği kanıtlanmış tek yöntem durumundadır. Zaman zaman kısmen sansasyonel ve reklam amaçlı olarak medyada mamografinin zararlarından hareketle başka yöntemlerin etkinliğine dair bir takım yanlış bilgilendirmeye rastlıyoruz. Bu anlamda medyanın ciddi bir kontrol ve süzgeç görevi görmesi gerektiğini düşünüyorum. Özetle meme kanseri erken tanısında mamografi şu an için etkinliği kanıtlanmış bilimsel tek en iyi yöntemdir ve kadınlarımızın bundan çekinmesi için hiçbir somut gerekçe bulunmamaktadır. Hem radyasyon hem acı açısından öyle çok büyük acılar yaşanmıyor sevgili seyirciler. Radyasyon da hani bugün evlerimizde aldığımız radyasyon kadar vücudumuz bir radyasyon alıyor ama sonuçları çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun katılımınız için. Teşekkür ederim. Sağ olun. Görevimiz efendim.